Merhabalar. Bugün 15 Ocak, Pazartesi günü. Saat 18'den itibaren Yol Dizginin sergimizde sevgili Rezan Özgen'i ağırlayacağız galerimizde. Birbirinden güzel eserleri var. Çok güzel bir sergi olacak. Bütün sanat severleri, koleksiyonerleri bugün burada olmaya bekliyorum. Ve kendisini tanıtması için de sevgili Rezan Hanım'a mikrofonu Söz veriyorum. verelim. Buyurun efendim. Merhaba, merhaba. Sergi açılışımız bugün. Doğu Dizgin, bugün birazdan bunu idrak edeceğiz birlikte. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ve uzun yıllar avukatlık yaptım. Ama resmi çok sevdiğim için daha fazla direnemedim. Avukatlığı bırakıp resim çalışmaya hız verdim. Çok güzel. 1998'den bu yana resim çalışıyorum. Ve bu sanıyorum değil, 18. kişisel sergim. Bu arada pek çok karmaya katıldım. Yurt içi, yurt dışı. içinde ve yurt dışında fuarlara katılıyorum. 7 senedir İtalya'ya gidiyorum. Muhtelif şehirlerde Art Expo'lara katılıyorum. Geçen yıl New York Art Expo'ya kabul edildim. Çok da güzel oldu, çok beğenildi. Kadın portreleri Ne götürmüştüm. kadar gurur verici bir Hem şey. İtalya'ya hem New York'a. Siz hem anlatın hem de hep beraber sergiyi de gezelim. New York'ta kaldık. Evet, New York'ta kaldım. Bu seneye çalışmak istedim canım. Aynı şeyleri tekrarlayamıyorum. Sürekli değişik şeyler çalışmak istiyorum. Bu seneki konum attı. Atlar hem estetik olarak çok güzeldi hayvanlar. Hem de ilgimizi çekiyor. Resim için de çok uygunlar doğrusu. Üstelik onlar da bizim gibi zeki yaratıklar biliyorsunuz. Anlamları, yüz ifadelerini, portrelerinde oturtmak güzel oluyor. Seviyorum at çalışmayı. Yavruya çalışıyorum. Aslında kadın figürleri gibi atların da ifadeleri ve ruhsal durumunu sorgulayan farklı bir seri hazırlamışsınız. Yaklaşık kaç eser var sergide? Ben bu arada izleyiciyi sergiyi gezdireyim. Siz anlatmayı lütfen devam edin. Sergide 23 tane at portre var. Yani bedenini de çalıştım. Birkaç tane sadece. Diğerleri genel olarak hep portre. Rezan Hanım, sizden bir de rica ediyorum. Bu kitapları lütfen bize tanıtır mısınız? Yazarlarınız biraz tanınsın istiyorum, bilinsin istiyorum. Bunlarla ilgili biraz hem konuşalım. Ben ressam kimliğim kimliğimse eğer resim yaptığım gibi yazı da yazıyorum. Ne güzel. Dolu dolu yaşamak için. Bunlar da yani özellikle avukatlıkta tanıdığım pek çok insandan bana arta kalan ilginç yaşanmış kişiler, yaşanmış olaylar. İki kitapla topladım. Evet. Sanıyorum 50'nin üstünde öykü var. Hala birikiyor. Üçüncü kitabı da hazırlıyorum bu arada. Ne güzel. Üretimler her alanda devam ediyor. Evet. Bu tarafa lütfen geçelim. At çalışmalarımın hepsi tabii yanmaya, duvar üstünde çalışıyorum. Evet. Çalışma disiplininizden bahsedelim biraz. Evet, çok disiplinli çalışırım, hızlı çalışırım, inatçı çalışırım Azim. ve azimliyim, evet. Başladığım zaman önceden kafamda oluşmuş oluyor zannediyorum ne yapacağımı. Onu. Zannediyorum diye asıl orada olgunlaşıyor. Tabii, evet. Çalışmaya başladıktan sonra eğer gerçekten olgunlaşmışsa ve yaptığım işte bütünleşiyorsam süratle tuvale aktarıyorum. O heyecanla. Uyuyorum, çıkıyor. Saat falan hiç önemli değil. Ne güzel. Bitene kadar ben onunla beraberim. Harika. Bunların hepsi öyle çıktılar zaten. Keyifli bir iş. Keyifli bir iş. Zor, Yaşam enerjisi dolu. Konular da öyle. Sizin yaşama bakışınız da öyle. Ben çok tebrik ediyorum. Bu cesaretinizden dolayı ve azminizden dolayı. Şuradan tekrar afişime davetiyeyi hatırlatmak istiyorum. Dolu Dizgin sergisimizin adı. Nihat Bey her gün burada. Evet. Sövgele'de de. 24 Ocak akşamına kadar ben buradayız. Devam ediyor sergimiz. Sergi için sizi çok tebrik ediyorum. Gelen konuklardan önce ağırlamak güzel oldu. Sizle dolu dolu sohbet ettik. Dilerim daha uzun sürsün. Her şey yolunda gitsin. Tebrik ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir Çok şey var teşekkür mı? ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım tabii. Görüşleri alacağız diğer için geldiği zaman. Ne güzel.
Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.